Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte 1839-1844 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1844-1848 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu 4 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik ve doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız 1844-48 arası Osmanlı tarihine bakabiliriz. Evet. 1844 yılında Osmanlı Devleti'nde feshanede buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması. 1845 yılında İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması. 1845 yılında Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması. Yani Denizcilik Okulu, Heybeliada'daki okulunu, Denizcilik Okulu Üniversitesi, Heybeliada'daki yeni binasına taşınıyor. Aynı yıl kazı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab Medresesi'nin kurulması, yani kazı yetiştirmek için, yani din görevlisi yetiştirmek için Osmanlı Devleti'nde kurulan bir müessesedir. Günümüzdeki imam hatiplere benzeyen bir kurumdur. Aynı tarihte Rüşdiyelerin yani ortaokulların Darülfünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi. Darülfünun nedir? Üniversitedir. Ortaokullar yani ortaokullar Darülfünun'a yani lise ve üniversiteye öğrenci yetiştiren kurumlar olarak kabul ediliyor. 1845 tarihinde Sultan Abdülmecid'in meclisi Valayı ziyareti Ocak ayında. 13 Mart 1845 Meclisi Muvakkat'ın yani Geçici Marif Meclisi'nin yani eğitim alanında döneme yapmak için oluşturulan bir kurumdur. Yani karar alınan eğitimi nasıl yapalım? Öyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Modern eğitim nasıl olmalıdır? Şeklinde karar alınan bir kurumdur. Geçici Marif Meclisi'nin çalışmalarına basılması 10 Nisan 1845 Zabıta Teşkilatı kuruluyor. Zabıta Teşkilatı günümüzde belediyelere bağlı olan günümüzde her ne kadar seviye kalmasa da o dönemde çok büyük bir askeri silahlı güç olarak kullanılabilen bir güçtür dostlarım. Tabi savaşlarda değil. Yerel olaylarda konuşuyorum silahlı güç derken. Yani adamı alıp da savaşa götürmüyorlar. Zabıtayı savaşa götürmezler. Ama yerel olaylarda kullanılabilen hala da öyle gerçi. Bir silahla güçlü rabıtalar. 1846 tarihinde Meclis-i Marif Umumiye'nin kurulması yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yani Milli Eğitim alanında yani ülkenin eğitim alanında karar alan bir meclisin kurulması Mekatib-i Umumiye Nezaretinin kurulması yani Genel İdare İşleri Bakanlığı'nın kurulması Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü. 1846 tarihinde Ruslarla ticaret anlaşmasının imzalanması. 1846'nın 16 Şubat'ında Zaptiye Müsriyeti'nin kurulması. 1846'da Darülfünun'un kurulmada ilk teşebbüs gerçekleştiriliyor. 1847 tarihinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren yani Orhan Bey'den hatta 1. Murat'tan itibaren uygulanan tımar sistemi yani has, zeyamet, tımar dediğimiz tımar sistemi artık bu tarihte lağv ediliyor ve bunun yerine nakdi ekonomiye yani aynı ekonomiden nakdi ekonomiye geçiş yapılıyor. 1847 yılında telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi. Telgraf nedir? O dönemdeki akıllı telefonlar gibidir. Tak 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 tak. İnsanların mesaj ulaşmasını sağlar. Teller vasıtasıyla insanların bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan bir sistemdir. 1847 tarihinde
Der Saadet Bankası'nın yani Ziraat Bankası'nın kurulması gerçekleşiyor. 1847 tarihinde İstanbul'da ilk piyano resitali. Lizzet Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye marşını çalıyor. Ki en son ben onu dinleteceğim sizlere. Yeşilköy'de bulunan Ayamavra çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziraati, uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması. Yani pamuk alanında, yani tarım alanında bir eğitim veriliyor burada. 1 Mart 1847 tarihinde Recaizade Mahmut Ekrem doğuyor. 1848 tarihinde Avrupa'da liberal ihtilaller gerçekleşiyor. Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar gerçekleşiyor. 1848 tarihinde Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması. Yani Osmanlı Devleti birçok ülkeden daha önce Protestanları tanıyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin din özgürlüğü alanına verdiği değerin, önemin, hayatiyetin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Peki Osmanlı Devleti bunu neden kabul ediyor? Çünkü Osmanlı Devleti'nin bunu kabul etmesindeki amaçlardan bir tanesi de acaba ben batılı devletler arasında din olgusunu kullanarak kendime yeni bir toprak kazanımı elde edebilirim. Yani onları birbirine düşürüp zayıf kalana ben saldırıp sınırlarımı genişletebilir miyim derdinde Osmanlı Devleti. Bu da Osmanlı Devleti'nin ileri görüşlülüğüne bir örnek teşkil eden belli başlı durumlardan bir tanecidir değerli dostlarım. Şimdi söz verdiğim üzere ben size Mecidiye marşını dinleteceğim birazdan dostlarım. O zaman hazırsanız şimdi biz sizlerle birlikte Mecidiye marşını dinlemeye başlayalım.
Evet, kıymetli dostlarım. Şimdi biz Metin diye Mars'ımızı da dinledik. O zaman isterseniz gelin artık yavaş yavaş kapanışımızı yapalım dostlarım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte 1444, 1844, 48 yıllar arasındaki 4 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta ele alacağımız konu 1848-54 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz önümüzdeki haftalarla birlikte bu 6 yıllık süreci anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar hiç sıkılmadan dikkatle izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Önümüzdeki hafta 48-54 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım. Allah'a emanet olun.